Tamamen orada geçiyor. Ben iyi bir söyleşi olacağını ümit ediyorum ve sözü Necat arkadaşımıza bırakıyorum. Sanıyorum kendisi bir özgeçmiş kısa bir tanıtım yapacaktır. Buyurun Necat Bey, teşekkür ederim. Midilli göçmen bir ailenin 7. kuşak çocuğuyum. Babam 6 aylıkken Midilli'den gelmiş ama eski yaşlıları ve şeyleri devamlı onlardan aldığı bilgilerle, topladığı şeylerle bir şeyler yazmış kendi kendine. İşte 2010 senesinde öldüğünde de o hatıratını bize bırakmıştı. Ben de bunu kendime görev bildim. Hani bunu bir yayın haline getireyim, babama bir son görevimi yapayım dedim. Çünkü neden? Babam, teyzem falan bize geldiğinde bir secere var. 7 kuşak. Böyle şey bir büyük sayfa, gazete, 2 sayfalık gazetede işte kimmiş, büyük dedesinin dedesi kimmiş, onun torunları, öyle şeyle ilgili bir secere yapmış. Yani şimdi E-Devlet'te bile o kadar yüksek şeye çıkmıyoruz. İkinci, üçüncü kuşaktan sonra bitiyor. Ve babamın özel şeydi bu. Ben de onun bu anısını yaşatmak için 2010'da öldüğünde oturdum, kitap yazdım. Şöyle yazdım. Daha önce mesleğim gereği zeytin konusunda 2 tane kitap yazmıştım. Bunları yayınlayan yayın kuruluşuna söyledim. Dedim ki benim böyle böyle bir şeyim var. Onu da basabilir miyiz? Tabii Necat Bey dedi, basarız. İşte pandeminin başladığı 2020 Mart'ında kitap yayınlandı, basıldı. Fakat hiçbir yerde şey edemedim. En yakın akrabalarıma, ablama bile bu kitabı sunamadım şey olarak. Çünkü onlar da bunu bekliyordu. Ve oradan işte şeyden başlıyor benim hayatım. 53'te Ankara'da doğdum. Oradan sonra babam subay olduğu için çeşitli illerde okudum. En son İzmir'e gelerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girdim. Oradan da mezun olunca Edremit Zeytincilik Araştırma İstasyonu'nda çalışmaya başladım. Bir sene sonra da Bornova Zeytincilik Enstitüsü'ne geldim. Tabii bu zeytincilik hayatımın, çalışma hayatım boyunca hem zeytinin hem de şeyin, bu göçmenlerin, Midilli'den gelen göçmen şeylerin daha çok iç içe oldum. Örneğin zeytincilik araştırmada çalışırken şeylere çıkıyorum, survey çalışmaları, zeytin tahmin etmek için. Orada birçok şey tanıdım. Mesela örneğin Selim Kantarcı. Bu şey göç, Midilli göçmeni aynı zamanda. Ve zeytinci bir aile. Şeyden gelme. Bizim gibi Midilli'den gelme. Ama o Ağrı'dan değil de şeyden gelmiş. Çömlekköy'den. Sonra şu son 2 gün önce ölen Ahmet Sucu. Yine aynı bir şey. Zeytin yağcı. Özgün Zeytinyağları Ayvalık'ta. O da hemşerimizdi. Ağralıydı. Oralarda tanıdım ve onlarla arkadaş oldum. Daha sonra da meslek hayatım şey oldu, zeytincilik olduğu için hep gezerken de böyle işte bir Edremit'te çalışırken bir yaşlı amcayla tanıştım. Onunla anılarımı kitabımda da var. Anıları, o bana işte nelsin, kimin çocuğusun, kimin deden kim filan derken oradan da dedemle de onun bağını çıkardım. Bir gün gene görevli olarak Çanakkale'ye gittim de Behramkale'de bir gene yaşlı bir amcayla rastladım. Hatta beni evinde bir hafta kadar konuk etti. Ve o da iki dedemi de tanıyordu. Çünkü benim anne dedemle baba dedem şey, babaları, dedeleri kardeşmiş.
zaten ada şey ada olduğu için hep Türk şeyleri akrabalar genellikle şey etmiş. Mesela babamların en büyük şeyi işte Koca Koçali. Baba tarafı babamın. Onun 7 tane çocuğu varmış. O 7 çocuğun çocukları derken şey bir de anne tarafı da Kadı sülalesiymiş. Kadı sülalesinde bir oğlu varmış. Onun torunları da işte dedemler. Böyle böyle iki ailenin şeyini de çıkardım ben. Yani babamın çıkardığı o secereyi biraz daha deştim. Yani akrabalarımızı tabii bir de Ağrı'da o yaşayış tarzını şeyini bize anlatırdı. Hatta anladın ya teyzem geldiğinde teyzemle açarlar o şeyi secereyi işte o, onun oğlu bu bunun kızı diye tartışırlardı şey ederlerdi. İki dedem de şey Midilli'de anne dedem 2012 yılında memur olduğu için Edremit'e göçmüş. Onun da 5 çocuğu var. 5'i bir tanesi yani büyük dayım Ağrı'da doğmuş. Diğerleri Edremit'te doğmuş. Daha sonra Lozan Anlaşması'nda şeyler mübadele başlayınca baba dedemler, babam bak dahil 3 abisi, annesi, anneannesi hep beraber Ayvalık'a gelmişler. Ayvalık'tan bakmışlar ki akrabaların çoğu Edremit'te ve oraya geçmişler. Orada da işte hep beraber hayatlarını sürdürüyorlar. Ve gene bir o adada Midilli arasında verdiği şeylerle birbirine bağlılıklarla hayatları devam etmiş ve o bağ hiç kopmamış. Hatta şey olarak da anne dedem Ali Haydar dedem Kurtuluş Savaşı Birinci Cihan Savaşı'na katılmış. Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve ondan sonra da memuriyeti bırakmış. Kendi bir sütçü pastacı şeyi açmış. Dükkanı açmış. Ve çocuklarına işte daha iyi şey sağlayayım diye de bir ara Karşıyaka'ya gitmiş. Karşıyaka'da bir pastane açmış. Çarşı girişinde hemen ikinci, üçüncü, bir Karşıyaka'yı bilenler var bilmiyorum. Eskiden Osmanlı Bankası vardı. Onun olduğu yerde bir pastane açmış. Fakat işte dayım, büyük dayım biraz şey olunca hani memur olmak istiyormuş o da. Öyle olunca bu sefer şeyden vazgeçmiş. Hani tekrar Edremit'e dönmüş. Tabi Midilli'de Ağrı'nın ünlüleri var. Kim diyeceksiniz bunu? Mesela Tire'de Melahat Aksoy öğretmen. Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden 103 yaşında vefat etti. Ve Tire hayırlar yaptı. İşçi Kazım Bey diye bir Ağrı'dan gelen bir şeyimiz var. Akrabamız. O da annemin teyzesinin kocası. Bir de Fuat Ağrılı. Eski Maliye Bakanlarından ve ilk Sayıştay Başkanı. O da Ağrılıymış ama iki dedemin de aile dostuymuş. Ve kitapta da anlattığım gibi benim büyük amcamla işte çok hayırsız değil de çok şeymiş, müzip. Şakacı. En büyük olduğu için de kahvede babasının yanında çalışır. Orada müziplikler yaparmış, şey yaparmış. Artık dede de demiş ki ya demiş biraz oğlum uslan. Yani biraz şey ya. O ara Fuat Ağrılı Edremit'e geldiğinde ziyaretlerinde demiş ya Fuat bunu demiş bizim oğlana bir iş bul. Ve Ankara'da buna Maliye Bakanlığı'nda bir kadro bulmuş. Odacı kadrosu. Oraya gitmiş. Ama orada da durmamış düzgün. Orada da müdürün kahvesine müsil karıştırmış. Geç gelen bir memura şeymiş gibi telefonla şey yapmış bile. Allah rahmet eylesin. O da işte öyle idare etmiş. Büyük dayım da, en büyük dayım da şey olmak isteyince onu da polis yapmış. Ve ailemizin yani akraba olmasa bile eski aile dostundan doğru yakınlık duymuş bize, şey etmiş. Ve akrabalar olarak, şeyler olarak da büyük şeyle faydası olmuş bize. İşte babamlar küçükken babam daha 6 aylıkmış geldiğinde söylemişmeye başlar. Ama amcalar, en büyük amcamı İbrahim amcam 18 yaşındaymış. İşte askerliğini falan bitirdikten sonra şeye Edremit'e gelmişler mübadeleyle. Geldiklerinde de zaten gelen son mübadil şeymiş, kafilesiymiş. A harfi ilk olmasına rağmen
bazı gecikmelerden dolayı son olarak şeye gelmişler. Ayvalık'a artık. Ayvalık'ta işte gelen son bir kafile. Gemi geliyor, bakmışlar Ayvalık'tan. Kim demişler bunlar? Bakmışlar demişler ki bunlar Ağralı Türkler. İşte anneannemin, yani babaannemin, anneannesinin işlediği bir bayrak varmış. O bayrağı bir dilsiz diye bir şeyleri varmış. Hamamcıları. Onun sırıklarına, zeytin sırıklarına takarak bayrağı sallaya sallaya Ayvalık'a girmişler. Dedem de son zamanlarda şey olduğu için, artık Türk nüfus azaldığı için bütün muhtarlık verileri de onun elindeymiş artık, son getirmiş. Onu da saatli cami var Ayvalık'ta. Oranın imamına teslim etmiş şey olarak, belge olarak. Evet, arkadaki haritada da şey, Midilli'de sizin kitabınızda yer alan harita var. Babanızın hatıratında ön söz var. Evet. Doğduğu şey Ağra. Şimdi kuzeyinde şey var, Behram Kale. Evet. Doğusunda Edremit, Buraniye, Havran, Dikil, Ayvalık. Güney yönü de tam Karaburun Yarımadası'nın şeyine bakıyor. Karşı karşıyayız. Ve ben de emekli olduktan sonra 2005'te Karaburun'da bir eski köy evi aldım. Hatta babam da onu görmek nasip oldu. Hatta gözleri yaşardı. Çünkü memleketi tam karşısındaydı. Ve çok gitmek istedi. Ancak işte ölümünden 2 sene önce dayımın oğlu, bir büyük oğlunun ve küçük oğlunun şeyleriyle oraya gitti. Doğduğu evi buldu. Dedesinin bu şey, babası kahvecilik yapıyormuş. Aynı zamanda da şeyde bir berber dükkanı açmış. Ve orada hayatını geçindiriyormuş. Ve orada yani Rumlarla Türkler arasındaki çok iyi dostluklar varmış. Ama tabii onun yanında bazı şeyler de varmış. Kötü olan insanlar da varmış. Ama yılmamışlar. Çok sevmişler birbirlerini. Onun yanında da mesela gelene kadar Rumlar, onlar giderken diyorlarmış ki siz buraya geri dönersiniz. Çünkü burası sizin avlunuz. Çünkü çok yakın şeye, Türkiye'ye. Ama nasip olmadı. Babam dediğim gibi ölümünden 2 yıl önce bir gitti. Memleketi gördü. Çünkü aldığı bilgilerle planlar çıkarmış. Doğduğu evin planını çıkarmış. Kimi nerede oturuyor, ne var ne yok. Ve onu yanına götürmüş ama Midilli'ye. Fakat çıkaramadım diyor, korktum diyor, hazine aramaya geldi derler diye. Bir de gittiği dönemde şey yokmuş, yani çok yaşlı kişi görememiş. Bizim bir Foça'da bir akrabamız var. Mesela o da Foça'da şeye gelmiş, Midilli'den. Çocukları şeye gittiğinde Ağrı'ya, işte bir yaşlı bulmuşlar, resmini göstermişler şeyin. Aa demiş, Nazım, Nazım demiş. Yani o Nazım dediğimiz şeyde Foça'da Söylemez oğulları var. Ve onun şeyi, babaları, ve o da orada hem Rum okulunda okuyormuş hem Türk okulunda okuyormuş. İki okula da gidiyormuş yani. Tabii mübadeleden sonra şeyler ayrılmış. Çanakkale'ye giden var, şey tarafına giden var. Yani değişik yerlere gitmişler. Tabii şey olarak ve köken olarak da şimdi bir söylentiye göre büyük dedelerinin, Koca Koçali'nin Aydın'dan güreşmek için gittiğini söylüyorlar. Bir söylenti de Tokat, Sivas taraflarından gittiğini söylüyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet şeyi alınca, Osmanlı'ya geçince Midilli şeylere ya gönülleri almış, memurlar gitmiş, bir de Anadolu'dan göçmen yollamış oraya, yani oranın nüfusunu şey etmek için. Tabii bunun tam kesin bir şeyi çıkmıyor. Hani şeyden mi geldiler, buradan mı geldiler, Aydın'dan mı geldiler veya Sivas, Tokat tarafından mı geldiler, ama Anadolu'dan gitmişler. Anadolu'dan gidilmiş yani, Türkiye'den gidilmiş. Necat Bey, Ağra için bir şiir var. Evet. Ama şey, ben de aklıma şey, Dersim için, Ağra Dağı için de, Gülü Bardak için de, hani Dersim türküsü var ya bir tane, ona da benziyor biraz. Şöyle, bir mani bu. Mani mi? Mani. Şimdi ben zeytincilik araştırmada çalışırken, emekli olduktan sonra Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi var. Evet.
Evet. Orada da bir yönetim kurulu üyesiydik. Bir yönetim kurulu üyesiyle tanıştım. İşte böyle sohbet ediyoruz. Bu şeyi söyledi, maniyi söyledi. Dedim siz nereden biliyorsunuz bunu Yahya Bey dedim. Dedi benim hanım Ağralı. Bak dedi ben onun için dedi şeyim filan. Sonra bir şey de... Ağrı'dan kız alanın yüreği yağbal içinde. Ne güzelmiş. İsterseniz buradan devam edebiliriz. Bu da Ağrı'nın genel görünüşü evet. Şey olarak. Şu anda. Yani. Şu anda. Şu anda işte 2008'de filan çekilen resimler bunlar. Bu babam ve doğduğu ev. Doğduğu evi bulmuş ve şey ama bir şey dikkat çekiyor. Hiç bozmamışlar şeyleri. Hep aynı şeyde duruyor ve hatta kapısı da kilitliymiş. Kimse de sahiplenmemiş. Yani öyle kalmış çoğu şeyler. Bu babasının kahvesi. Babasının kahvesi. Bunun köşesinde de şey var. Berber dükkanı. Şimdi birazdan gelecek. Gene kahve olarak. Bu da berber. Gene kahve olarak devam ediyor. Bu da çınar. Ben diyorum burada iki ulu çınar. Biri babam, biri de o şadırvan ve şey var kahvenin içinde. Evet. O çınar. Bu da ben... O çınarın şeyi. Şimdi, köyün o çınarın bulunduğu... Bulunduğu kısmı. Şey işte. Şey tarafta kahveymiş o arkası. Evet. Ben bu sizin gönderdiğiniz fotoğraflardan bu kadarını şey yapabildim. Siz ama devam edebilirsiniz. Tabii. Baş tarafta babanızın şeyi var. Hatıratında bir ön evet. Söz yazmış. Herhalde o ön söz size şey gibi vasiyetname gibi yazmanız için. Hakikaten çok şeydi. Nasıl diyeyim? Bizleri de çok severdi. Ailesine, sülalesine, herkese bağlı bir kişiydi. Ve orada işte sevgili çocukların zaten kitap başında da var. Onu da yansıttı biraz. Evet. Onu da yani şey değil. Ben şey yapmadım. Çünkü kendisi subaydı. Çok gezdik, çok şey ettik ama o her zaman şeyini unutmadı. Hep o anılarla mesela izine geliyorduk. Gidiyor Edremit'te halasını buluyor, teyzesini buluyor. Şimdi en sonda ortanca amcamın hanımı var. O da Edremit'e gittikçe bana buldukça resim veriyor. Necat sen bunları iyi saklıyorsun, şey ediyorsun diye. Mesela ben son gittiğimde 2-3 yıl içinde en büyük amcamın bizde hiç resmi yoktu. Ve o yengemin sayesinde birçok resim elde ettim. Ve öyle ki akrabalar hani şey olmuş, birbirine şey mesela kim kimin oldu. Bir de öyle ilginç şeylerle karşılaştım ki benim amcamın, iki amcamın da kayınpederleri kardeş. Fakat soyadları farklı. Soyad kanunu çıktığında Edremit'teki şey nüfus müdürü herkes ayrı soyadı alacak demiş. Beş kardeş var, beşinin de soyadı farklı. Tam koparmışlar birbirlerini de herkes. Kardeşiz deseler değil mi? Kardeş. Öyleyken de soyadı neden ayrı? Ayrı ayrı işte. Oradaki, o dönemki nüfus memurunun verdiği şey. Necat Bey, evet. Babanızın bu hatıra defterindeki yazı evet. Sanki bizim mübadiler için, hepimiz için aşağı yukarı tabii. Bir ilkesel yaklaşım tarzı. Şöyle diyor bakın. Çocuklarım çok zengin bir aile değildik. Servetimiz yoktu ama daima yüzümüz ak, alnımız açık ve her zaman şerefimizi her türlü çıkardan üstün tutarak, yalan ve ikiyüzlükten uzak olarak sizleri yetiştirdik. Yaşamımız boyunca sıkıntılara hep beraber katlandık. Bazılarını sizlere hissettirmemeye çalışarak analık ve babalık görevlerimizi eksiksiz yerine getirdiğimizin huzuru içindeyim. Bir babanın çocuklarına bırakacağı en büyük miras namus ve şereftir. Ben bütün hayatımda şerefimi ve namusumu bozmadım. Bu namus ve şeref sizlerin en büyük hazineniz olsun. Bundan sonrakiler sizin belleklerinizde devamını siz yazarsınız. Ben de onun devamını yazdım. Onun yani hem kendi yaşam öykümü de koyarak o dönemde geçen olayları da mesela dedim ya bir Edremit'te çalışırken çay bahçesinde bir yaşlı amcayla karşılaşmam. Evet. Sonra Çanakkale'de teknik gezilerde, ziyaretlerde karşılaşmam amca. Bunları da ben ona ilave ettim. Bizim yaşamımıza ve onun bize verdiği şeyle vasiyetini yerine getirmişsiniz. Ne yapıyorsunuz? Vasiyetini yerine getirdim ama biraz geç oldu. 2010'da 2020'de çıktı. O da dediğim gibi en yakın kardeşime bile daha bu kitabı veremedim. En son en yakın akrabam olarak
dayımın oğluna verdim. Burada da akrabalarımız var Hüseyin Bey üzerinden sizinle tanışmış olduk. Bakın ne güzel bir sunum yapıyor. Ben Bilsat Karakurum'daki evine giderek kitabı kendisine imzalattım abi. Şimdi kitabın başlığı Dedemin Beyaz Karanfili. Şu Beyaz Karanfil'in de bir öyküsünü anlatır mısınız bize? Beyaz Karanfil hikayesi de mi çok meşhur? Evet. Şimdi dedem bir güzel bir beyaz karanfil varmış. Her zaman işte her düğün olan şeyler gelir o karanfilden bir tane alır, damat yakasına takarmış. Ve o kadar şeymiş ki meşhur. Bir ara işte artık mübadele şeyi çıkınca bir Rum komşusu bir demiş ki Ahmet Efendi demiş o karanfili bana verir misin? Niye vermeyeyim demiş. Çıkar gel demiş vereyim. Tam şeyden giderken bir gidiyor eve karanfil yok. Ve adama mahcup olacak. Adamla konuşurken önden bir Rum kadın gidiyor, kucağında karanfil. Hop nereye götürüyorsun diye yakalıyorlar ve o karanfili amacına ulaştırarak veriyor. Ve böylelikle de işte kitabın adında onu koymak istedim. Efendim? Babam 2023 doğumlu, 2008'de vefat etti. Evet. Yani Cumhuriyet çocuğu. Çünkü şey diyor, 6 aylıktım diyor. Öyleymiş. Midilli'den geldiklerinde. Bakıyoruz, Ekim'de gelmişler. Nisan, Mayıs aylarında filan doğmuş. İşte şey, mesela bunları ben hani daha çok şimdi yeni o bilgileri de teyit etmek için yengeme de soruyorum. Yengemin annesi de 3 sene önce öldü. Onlar da şey diyorlardı. Fakat ben çok şey ederdim. İzine gelir bir bakardım, yaşlılarla oturur. Bir şeyler sorar, bir şeyler yapar, hep ilgilenir. Ve çok istedi. Mesela büyük amcam da çok istedi Midilli'ye gitmek. Ama o gidemedi. İşte en son 2008'de gitti. Bir şey yaptı, gezdi oraları hep. Hatta çekilen resimleri ben ona bir albüm yaptım. Sonra da bir çınar ağacından aldığı bir şeyi koydum. Yaprağı. Ve o kadar gururla gösteriyordu ki herkese. İşte Midilli'de şeyi falan Necat yaptı, şey etti diye. Ben de onun o görevi yerine getirmek istedim. Evet. Beraber gidememişsiniz. Ben de ona üzüldüm. Hayır, ben de işte Pelin'in şeyi vardı. Evet. Üniversite şey giriş şeyi vardı. Onun için gidemedik. Hatta dayımın oğlu işte gel diyor işte Necat gidelim bir daha. O çünkü birkaç kere gitti o. Çünkü babamdan aldığı bilgiler var daha şey. Gitmen lazım da geç kalmış. Tabii. Tabii ben kapı karşı komşumuz ama gidemiyoruz. Uzaktan selam veriyorsun şimdi. Evet. Olmasa belki bir gezi yaparız. Dernek olarak biz Midilli'ye sanırım 3 gezi yaptık. Bir tane yılbaşında oradaydık. Yani 45 kişi Midilli'de 3 gün geçirdik. Her tarafını gezdik. Şimdi şöyle bir şey. Midilli'de bizimle beraber Ayvalık'ta Midilli'ye geçen bir Rum aile de Ayvalık'ta aynı evini, aynı özlemlerini, çocuklarını falan getirmiş gösteriyordu işte akrabaları. Tabii sizin kitabınızda da geçen iyi insanlar var. Kötü insanlar var. İşte milliyetçilik dalgasına bürünüp insanlığını kaybeden, ırkçı, birden düşmanlaşan, işte komşusuna dirseğini çevirip gece malına, mülküne saldırmaya hazır hale gelen canavarlaşan insanlar her iki tarafta da var. Siz ama çok usturuplu babanızın, dedenizin o insani ve hümanist yapısını da yansıtmışsınız. Onun için bu şeye kapılmadan, düşmanlığı büyütmeden ama tabii yurduna işgale gelen sizin o çay bahçesinde karşılaşıp konuştuğunuz Çanakkale savaşına katılan gazinin anlattıkları gibi tabii hem yurtseverlik ama hem de insanlığı kaybetmemek. Tabii. İnsanlığımızı kaybetmemek. Onun için bu sizin aile öykünüzde bunlar çok güzel işlenmiş. Bir asker çocuğu ve asker hatıratının size yazdırdığı bir kitap olmuş. Gördüğünüz gibi bizim dernekte de böyle fotoğraflar eşliğinde her ayın ilk cumartesi yaptığımız bir aile öyküsü şeyi var, programı var. O programlar sizin gibi kitaba, öyküye dönüşsün istiyoruz. Biz öyküleri anlatıp böyle sunumlar yapıyoruz burada ama şimdi sonra yeni gelen bilgilerle bunların kitaba dönüşme olasılığı var. Her ne kadar çoğu omurgası klasikleşmiş biçimde özlem,
ve göç öyküsü olsa da içeride çok farklı insani masalsı yanlar da var. Onun için yazmayı teşvik anlamında ben sizin açtığınız bu yoldan bir örnek olarak arkadaşlarıma da takdim etmek istedim. O açıdan çok teşekkür ederiz. Bize ben yaptığınıza. Ben de o konuda bir şey demek tabii. İstiyorum. Özellikle babanızın bu uşağı doğduğu, onun notları olmasaydı belki bir yol açılmazdı. Aynen. Yani biz bilemezdik. Tutmak ne kadar önemli. Bugün de belki yarına kalamayacak sözü şeyler yani olacak mutlaka. Bir de benim dikkatimi şu çekti. Hem dedeniz, hem babanız, hem kendi dilinizi de anlatmıştı. Kurduda, evet, bölüm evet. Bölüm. O hareketlik sağlıyor. Biraz fazla bir ileri bir geri dönüş olsa da başkalarıyla konuşup onların anılarından da yararlanmışsın konuyla ilgili olarak. Ve bazılarından aslında bir roman çıkacak temalar var. Örneğin kayıya kaçan Eleni. Ya o iki cümleyle geçiyor ama ya oradan evet, bir hikaye bir roman çıkar. Teşekkür ederim. Bir de şey yani hani bu şeyden sonra böyle öykülere de hevesle aldım, okumaya başladım. Mesela eski Bergama Belediye Başkanı var. Evet. Ve Sefa Taşkın. Sefa, Sefa Taşkın. Onun mesela bir şeyi var, Pembe Sar Dünya. Evet. Ben Beyaz Karanfil diyecektim, o öyle yazınca vazgeçtim. O da Midilli göçmeni aynı zamanda. Bir de bir taraftan da Makedon göçmeni. Mesela Kızıl Akardı Denizin Rengi diye bir kitabını okudum. İlk okuduğum mübadele öyküsü oydu. O şeyden gelen, Balkanlardan gelen, Yunanistan'da kalan bir anne, bir çocuk ve iki çocuk ve teyzenin hatıraları. Urla'ya gelmişler. Orada bir Yahudi ailenin yanına yerleşir. Orada Yahudi, Rum, Türk beraberliğini şey etmişler. Ondan sonra gene Havranlı bir Söğüdün Altında diye bir kitap var. O da Ağrı'da geçmiş. Ve en sonunda bu Selim Kantarcılar var, Ayvalıklı, zeytinyağcılar. Bunların kızı var, öğretmenmiş. O da bir kitap yayınladı, işte daha pandemiden önce yayınlandı. Onu da daha okuyamadım, okuyacağım. Ama benim en şanssız yanım, kitap pandemide çıktı, şey olmadı. Ama Allah razı olsun, yayın şeyim, basan arkadaş kendi şeyimi yapıyor. O da bana yardımcı oluyor. Bana çünkü 500'ünü bana verdi, 500'ünü aldı. Ben de daha belki 30-40 tanesini dağıtabilmişimdir. Ama o satışı yaparak şey olarak yani benim şeyimi sürdürüyor. Nalan Gül'de konuğum var. Midilli'den Anadolu'ya. Onu da burada konuk etmiş. Onu görmedim ben onu. Şeyde işte Hüseyin Bey daha şeyi yolladığında baktım. Mustafa Komili. Komili. Mustafa Komili anlatıyor. Kendisini de burada biz bir yemek programı dolayısıyla Komililer Midilli yemeklerini tanıttı bize. Komililer, ondan sonra şeyler var. Bu işte Kantarcılar. Ondan sonra Madralar. Madra. Sezai Madra, Ömer Madra. Onlar yani bunlar hep şey Ayvalık'a gelip büyük zeytinyağı şeyleri, fabrikaları kuran ve çocukları da işte onu devam ettirir. Fakat Komil artık tamamen zeytinyağını bıraktı. Fakat gene de işte onlar ana gıda diyorlar. Başka firmalarla birleştiler. Orada da gene mesela benim tanıdığım konseyde beraber yönetim kurulu yaptığımız Mehmet Bey var. Onlar hep şey, hala Midilli'den şeylerini yürütüyorlar. Hatta bir ara yönetim kurulu olarak orada karar alalım dedik. Çünkü yönetim kurulunun yarısı Ağralı veya Midillili. Öyle mi? Oraya gidelim dedik. İşte neyse bir şeyi görelim. Çok iyi. Peki şöyle bir şey. Midilli'de siz de yazıyorsunuz. Mesela Midilli'den Ünlüber. Orada da Barbaros Hayrettin'le ailesi. Barbaros Hayrettin'le başlıyor. Evet. Şimdi biz de gittiğimiz zaman orada rehberliğimizi yapan ve bir Türk'le evli olan, hatta ikinci evliliğini de gene bir Türk'le yapan Tatoş, bizim bir rehber arkadaşımız var. Evet, evet. Aris, Aris. Şimdi Aris diyor ki bize gittiğimiz zaman sizi burada kimlerle tanıştıracağım, kimlerle? Diyor ki Barbaros'un işte eşit tarafından sülalesiyle. Bakıyorsunuz tarihsel gerçekliği var. Onun biraz abartı kısmını kenara bırakalım. Çünkü rehber olarak dikkatimizi tabii çekmek için böyle abartılar yapıyor belki. Ama tabii Barbaros'un babası Yakup
Gazi Evrenos'la beraber Müslümanlığa geçen ve Molivos Kalesi'ni zapt ettikten sonra da padişah efendim biz kaleyi zapt ettik ama bundan sonra ne yapalım? Biz genç insanlarız, bize evlendir diyor. Fatih de onlara bir ferman gönderiyor. Kızları isteyin diyor ailelerinden. Hani onlar oranın biz yerli Doğu Roma, Bizans, Helen insanları. Kızları isteyin, çeyizlerini tamam edin. Eğer vermezlerse kaçırın diyor. O da bir Eleni'yi kaçırıyor Yakup da. Ve o aileden işte Barbaros'un abileri, kardeşleri filan. O diyordu ki bize, gelin bakın sizi bir Barbaros'un anne tarafının akrabalarıyla tanıştıracağım işte. Önemli. Ve de şey söyledi, zengin bir yerdi Midilli'de, sakız gibi. Dolayısıyla mübadeleye dahil olmamak için kimileri İtalyan uyruğuna geçerek, kimileri de bir takım parasal iltimas yollarını açık tutarak kalmanın yollarını aradılar. Bizim tanıdığımız aileler var diye birkaç tanesini de tabii afişe etmemek üzere gösterdi. Olabiliyor böyle şeyler. Mesela babamdan Midilli'ye gittiğinde bir bakkala giriyorlar. Türkçe konuşunca dikkatini çekiyor adamın. Diyor, siz Türk müsünüz? Evet diyor. Ben de diyor eski şey Gaziemir, Seydiköy. Seydiköy. Biz de diyor Seydiköy'den buraya geldik. Evet. İşte sohbet ediyorlar falan. Onlar da Türkiye'de oraya gitmişler işte. Ana vatanları şey burasıyken yani. Oraya da şey olmuşlar. Ünlü şarkıcı Haris Alexiou, evet. Seydiköy'den. Evet. Süper. Sonra işte eski İzmir valisi var. Rami Bey Maruk. Neydi? Şimdi adı hatırlamıyorum da yani işte Akdeniz eyaletinin yani şeyin Osmanlı'nın 1865'teki reformu dolayısıyla vilayet düzenlemesi yapıldığı zaman bir dönem Midilli bu eyaletin başkenti oluyor. Sonra bir aralık Rodos'a taşıyorlar. Evet. Sonra tekrar Midilli'ye taşıyorlar. Önemli bir yer Midilli. Ve dediğim gibi genelde hep o civara yerleşti ama farklı yerlere de gidenler varmış ama işte onları tespit edelim. Mesela şimdi Ayvalık dediğimizde aklına gelen iki şey var. Biri Girit, biri Zeytinyağı. Hayır. Şey, Midilli göçmeni. Ha, evet. Mübadili yani. Evet, evet. Ne oluyor? İstiyorlar ki Giritliler ot yemekleri ve balığı şeyler zeytinyağını şey eder. Getirdiler ve zengin. Onların şey ettiği zeytin ağaçları çok varmış. Tarımları zeytine de. Denizcilik fazla yokmuş şeyde Midilli'de. Ama Giritlilerde her ikisi var. Ama gene de biz işte zeytincilik çalışmaları söylüyoruz. Girit'e giden arkadaşlarımız hala Türklerin şeyinde olmayı istiyorlarmış. Türkler varken biz burada çok huzurluyduk diyorlarmış. Necdet Bey, bazı resimler geçtik görmediniz. Evet. O resimler tek tek. Tabii. Nedir, kimdir? Resimleri tekrar bakalım o zaman. Başa doğru dönelim. Tekrar şuradan paylaşacağız. O dedeyle torun. Bu dedeyle torun. Yani... Benim. 5. nesille 8. nesil diyelim. Ben tekrar şuradan döneyim. O zaman bakalım resimlere. Şöyle yapalım. İş hayatına girdik. Evet, buradan ön sözü okuduk. Buradan devam ediyorum. Burada görmüştük. Bu dedem. Dedemiz. Şimdi. Bu anne dedem. İşte Haydar. Ali Haydar. İşte bu Kurtuluş Savaşı'nda şeye katılmış, hatta Prusya madalyası diyorlar, böyle beşli yıldız şeklinde. O da babam almış. Neden babam almış? Nerede o? Şeyler, İzmir'de, evde. Şeyler olduktan sonra dayılar hepsi gidince atılacak diye damat almış onları. Sahiplenmiş ve şey yapmış. Hatta babam, onun beratları var. Karabur'daki evde asıldı. Beratları da. O zaman Almanlardan Çanakkale Savaşı'na beraber olmuş. Tabii beraber savaştıklarında almış. Bu babamın annesi. Babaannem. Bu dedemle en büyük amcam. Bunu bu yeni buldum bu resmi. Şakacı İbrahim bu mu diyor? Bu. Ya sorularından da belli zaten. Duruşundan belli ama. Evet evet. Bu baba de, anne dedem. Bu dayılarım şu ikisi. Biri büyük dayım, biri küçük dayım. Ortaokulda. İşte o zaman işte emek şeye ayrılmış, işi bırakmış. Pastacı dükkanı açmış. Bu İzmir'de peynir. Çekilmiş öylesin değil mi?
Yok, bu Edremit'te. İzmir'de. Ondan sonra şey yapmış. Onlar da bak. Ortaokul. Ortaokul şapkaları. Bu da şeyin önünde işte. Evet. Hastanenin önünde. Öyle geçtik. Bir daha gidersek Midilli Ağva'ya özellikle dikkat, Ağra'ya özellikle dikkat edeceğiz. Fakat küçük bir köy olmasına karşın ama yerleşen insanlar, Türkiye'ye gelen mübariler çok etkili olmuşlar. Geçenlerde ben bu konuyla ilgili biraz Ağra'yı araştırırken baktım, Tire'de de çok Ağralı var. Tire'de işte Dişi Kazım Bey, evet. Melahat Öğretmen diyorlar. Melahat Öğretmen. Aksoy, yani hayratları da çok. Bir oğlu varmış. Evet. O da 2 yıl önce mi ne vefat etti. Onlar da babasının tayini dolayısıyla Tire'ye gelip yerleşmişler. Ve çok şey, sevilmiş orada. Evet. Kim bilir kaç neslin öğretmenliğini yapmış. Yani Tire'de kime sorsanız eskilerden herkes tanıyormuş. En büyük siyasetçi Fuat Ağralı. Fuat Ağralı. Fuat Ağralı. Fuat Ağralı yani şey de yapmış aynı zamanda. Maliye Bakanlığı'nın yanında. Bir de Sayıştay Başkanı'ymış. Bir de şeyi çok güzelmiş. Kitap tercüme etmiş. Babası da defterdarmış. Eski defterdarlardan. Onun resimleri orada çekmiş. Yani içinde yaşayan yokmuş. Yokmuş, kapalıymış. Ama ne kadar güzel. Belki almış. Birisine gene verilmiştir de ama göç etmiş olabilir. Yani şey edebilir. Ama bu güzel. Bir de yani o Ağra'dan gelirken işte anne babaannemlerin de 2 tane testi varmış. Yolda çocuklar su içsin diye şey etmiş. Yunan şeyleri kontrol ederken testleri kırmışlar. İçinde altın var diye. Ha, öyle sanmışlar. Evet, oradaki insanlarla konuşma şeyi olmuş mu yani? Olmuş ama tanımıyorlar. Çok genç oldukları hiç kimse şey etmemiş. Ya yani yaşlı bulamadım diye babam konuşacak işte. Yunanca biliyor muydu? Yunanca değil, İngilizce. Dayımın oğlu, ablam, teyzemin kızı öğretmen İngilizce öğretmen. Onlar biliyor. Tabii. Rumca da biliyorlar şey olarak. Yok ben onu da şey çünkü şimdi Girit bizim zeytincilikte çalışırken çok yakın ilişkide olduğumuz bir şey. Girit Yunanistan'ın en büyük zeytinyağını üreten şey adası şey olarak. Tabii yani işte zaten zeytin, üzüm, incir üç ürün bir şeyin Akdeniz meyvesi ve şeyle. Peki sizin mesleğiniz icabı dediniz ya Midilli ile zeytin konusunda çok yakın şeyimiz var. Ben bizim gittiğimiz dönemde ama tabii en son ne zaman gittik bilmiyorum şimdi 5-6 yıl oldu herhalde. Zeytinleri toplamıyorlardı Midilli'de. Çünkü maliyet hesabında bir defa Yunanlılar toplamıyor. Göçmenleri kullanıyorlar toplamak için. Zeytinliklerde dediler ki yani toplamıyor zeytinler çünkü kurtarmıyor maliyetini diye. Evet. Bilgimiz var mı? Bu aynı şekilde bizde de var. Bizde de aynı şekilde. Ben şimdi Karaburun'da şey yerleştim işte kaç sene 2005'ten bu yana orada oldu şeydi. Hanım Karaburunlu yani onun dedesinden kalan zeytinler var, şeyler var. Biz bile yani bakıyoruz çoğu insanlar zeytin toplamıyor çünkü maliyeti şeyi kurtarmıyor. Bir de nüfus çok yaşlı artık köylerde. Herkes şeye gittiği için şehirlere gençler gelip toplamıyor. Hatta biz hanım ben işte bir yengesi kız filan kendi zeytinimizi topluyorduk. 2 senedir biz de toplayamıyoruz. Bir sene işte bir rahatsızlık geçirdim. Şey vardı, guatr vardı. Onun için gidemedim. Bu sene de artık dedik çıkamıyorum yani yürüyemiyorsun. Şey olmuyor. Yarıya verdik. Babamların da öyle vardı mesela. Babamların da Edremit'te mübadele şeyle vermiş zeytinlikler vardı. Oradaki bir büyük amcam toplar, toplatır veya işte şeylerle. Daha sonra kardeşlere paylaştırırdı. Babam emekli olduktan sonra 1970'ten sonra o da
biniyordu arabasına, gidiyordu, zeytinini topluyordu, yağını alıp geliyordu ve çok şeydi ama onlar da hani belli bir şeyden sonra diyoruz ya, yaşlanınca insanlar yavaş yavaş oradaki zeytinleri de sattılar çünkü elin toplamasıyla olmuyor. Fakat işte zeytinin en büyük sorunu bu artık. Her yerde yaşıyor fakat toplama meselesi biraz emek gerektiriyor. Başka soru sormak isteyen var mı? Benim efendim. Karaburun orada Bedirli şeyden bahsedince ister istemez Şeyh Bedrettin destanına doğru geliyorsunuz. Şeyh Bedrettin geldi. Oradan gerçi o 15. yüzyıldan bu yana çok şey kalmamıştır ama söylenti olarak adada ya da Karaburun'da onunla ilgili duyumlarınız var mı? Zaten şeyde Şeyh Bedrettin ile ilgili çok büyük şeyler yapılıyor her sene. Biliyorum. Yapılıyor ve şeyde bizim köyde kavimler göçü şeyi var, tiyatrosu. O tiyatroda bu hep yaşatılıyor. Hatta bir iki hafta önce de orada kutlamalar vardı Şeyh Bedrettin şeyiyle. Ambarseki'de. Ambarseki'de bizim köyde eski bir yağhaneyi almıştı bir şey arkadaş. Orada köyde hem onu yaşatıyor. Hatta heykelini yapmak için de bir ara Aziz Kocaoğlu zamanında şeyde bulundular. Çalışmalar vardı. Onu da işte Karaburun'da yapmak istiyorlardı. Çünkü Şeyh Bedrettin o zamanlar vilayet Aydın'mış. Oraya bağlıymış. Aydın. Ve orada da en şey Ahırlı diyorlar. Yani bizim Sahip'le şey arası, Ambarseki arasındaki yer Ahırlı diyorlar. En şey yeri orası. İşte geçen gün gene bir Face'te gördüm. Şeyde yaşayan, Karaburun'da yaşayan bir harita vermiş. Nerede ne nüfus varmış eskiden. Rum nüfusu, Türk nüfusu. Hatta işte sabah eşim de söylüyordu. Sazak köyü var. Bir Rum köyü. Bütün Rum köyleri deniz kenarından içeride. Bu köy deniz kenarında ve şey tepede. Fakat çok harabet olmuş. Tabii hazine aramışlar galiba. Şeyler define aramışlar. Köy böyle darmadağın. Bir şeye getirilse bir zamanlar eski belediye başkanı Serdar Bey vardı, Serdar Yasa. O bir şeylik yaptı, öncülük yaptı. Büyükşehir'le beraber bir şeyler yapıldı ama sonuç çıkmadı. En son ben emekli olduktan sonra bu hazine arazilerinin Karaburun öbür tarafı, Ege Denizi'ne bakan kısmı, Sakız, Midilli'ye bakan kısmında zeytinlikler oluşmaya başladı yeni. Ve bu zeytinlikleri alan kişiler de parasal olarak güçlü kişiler. Hatta benim en son baktığım İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahipleri zeytinliği, 100 bin ağaçlar ve Ayvalık zeytinliği oraya hep. Ve kaymakam bir müteahhit vardı şeyde orada ev yapar. Demişler ki Necat Bey şey, hani bunların danışmanı bize yardımcı olabilir mi? Beni çağırdı, gittik, konuştuk. Dedim hani böyle böyle. Ama onlar şey bakmadı çünkü biraz öyle şeylere para yatırma şeyleri yoktu, niyetleri. Ama Allah razı olsun benim zeytincilik kitabının ikinci baskısını finanse ettiler. İyi. Ve benim bu kitabın basmamda da onu basarken onu da arada çıkarttık. İyilik oldu. İki yıl önce Sazak Köyü'nden giden Rumların yaşadıkları Mora Yarımadası'nda bir yere yerleşmişler. Biz de bir dokümanter, belgesel filmci arkadaşımızın önerisiyle onun yaptığı belgesel film Sazak Köyü'nden giden Rumların çocukları buraya bir ziyarette bulunuyorlar. Onu belgesel yapmış, onu gösterdik ve öğrendik o zaman Mora Yarımadası'nın ucunda bir yere yerleşmişler. Ve çok güzel bir köy. Böyle bütün Sakız, Midilli, Ege Denizi şey, bakan bir köy. Fakat şey edilmiş, hatta diyorlar ki Sakız'dan Midilli'ye devamlı gemi var her gün. Evet. Ve saat 5'te tam o şeyin önünden geçermiş Sazak Köyü ve düdük öttürülmüş. Meğersem kaptan Sazaklıymış şey olarak. Hep köyünü onları selamlarmış köyünü. Ama eğer orası bir şeye çıkarılsa yani onarılsa yapılsa bir çok güzel bir tarihi şey orası. Evet. Evet. Kayaköy gibi. Kayaköy gibi, Şirince gibi. Yani çok büyük değer bir yer. Evet. Şimdi doğal akışı içinde oraya da insanlar, mübadiller yerleştirilmiştir ama Necat Bey tutulmadıkları için mesela şimdi şeye bakalım,
Domatyar, Doğan Bey şimdiki adı. Hı. Oraya mübadileri yerleştirmişler. Fakat uygun insanlar olmadıkları için oraya alışkın değiller. Gitmişler köylerini aşağıda düzlük yerde kurmuşlar. 1990'lara kadar orası öyle mecbur dağılık. Yani dağlık bir yer olduğu için yol yok, şey yok. O hayvancılıktan başka bir şey yapılmamış. Şey yapılmamış. Hatta şimdi nasıl değerli? Karaburun'a bakıyorsunuz. Karaburun'dan sonra şeye döndünüz mü köyler fakirleşiyor. İşte bu oradaki hazine arazilerini devlet kiraya verdi 49 yılında. İlk anda biraz şeyler karşı çıktı. Yani nasıl olur? Bu arazileri sahiplenecekler, buraya yazlık evler dikecekler, şunu yapacaklar. Halbuki yazlık ev dikilecek araziler değil, dozerle bile şey açmaya zor şey ediyorsunuz. Hatta bazı yerlerde zeytin dikilecek, çok meyilli şey olarak. Ama işte şey, o köyler biraz şey kalmış, onun için de oralarda yerleşim az. O köyler şimdi yeni yeni dışarıdan insanlar geliyor. İstanbul, Ankara veya başka şeyler. O eski evleri alıp, Rum evlerini restore edip, oralarda yaşamaya başladılar. Hani Neşet Bey'i yorduk epeyi. Ben de hani kitabını okuduğum için şey bir güzel konuma geldim. Çanakkale'de rastlaştığınız, sonradan tanış çıktığınızın kısa bir hikayesini anlatabilir misin? Yani o kadar tesadüf olur. Oturuyorsunuz, konuşurken işte babalarınız, şey, dedemin. Dedeniz. Anne dedemin. Dedemizin kardeşi çıkıyor. Yok, kardeşi değil. Veya, arkadaşı, arkadaş. Çok samimi arkadaşı çıkıyor. İşte ondan sonra onun iki arkadaşı gene geldi. Orada yani onlar da aynı cephede savaşmışlar, şey etmişler. Tesadüf yani. Siz bu kadar büyük bir tesadüf. Tabii. Yaşıyor mu onlar? Vallahi bilemiyorum ben de işte. Yeter. Ben Edremit'te 80-81 yılında çalıştım. Ondan sonra işte hangi ara şeyde olduğunu bilmiyorum. Çünkü biz zeytincilikte sen de biliyorsun. Hani gidip geldiğimiz için çok Çanakkale şey, bir de zeytin konusunda bütün Türkiye'yi dolaştık, şey yaptık. Onun için de işte hangi yıl oldu, adı neydi, işte orada hatırladığım kadar, not aldığım kadar şeyler var. Ama senin sorduğun şeyden sonra düşündüm, neye, nerede, kardeşi neredeydi, şey neydi sormayı unuttum yani. Öyle bir şeyim yoktu. Çünkü babamın şeyini de o zaman okumamıştım daha, bıraktığı anıları. Evet efendim. Şimdi Midilli'ye biz çok gidip geldik, dediğim gibi meraklıyız. Midilli'de benim dikkatimi şu çekti. Bundan sonra tabii bu kitaptan sonra daha bir dikkatli gideceğiz. Özellikle Ağrı'ya gideceğiz ve sizi orada yad edeceğiz büyüklerinizle beraber. Neyi götüreceğiz? İnşallah. Mi? İnşallah. Gitmediniz mi? Gitmedim ben. Gidemedim işte. Aman aman bu olmaz. Bunu gidemedim. Ben gittiğinizi varsayıyorum. Babasıyla gidememiş. Şimdi ben biraz şöyle baktım. Mesela Şeyh Bedrettin'i de çok okuduğum için bunları soruşturdum. Orada da tanıdığım arkadaşlar var. Fatoş'la da tabii çok konuştuk. Fatoş da orada yaşayan şeyin ilk eşi. İlk evet. Türk eşi. Sonra da bir akademisyenle evlendi. O da Kayseri Üniversitesi'nde, Erciyes'te. O da bu konulara meraklı bir kızcağız. Birincisi şu, tepede dağlık bölgelerde, yani daha çok kuzeyde ve kuzeydoğuda, Anadolu'ya bakan dağlık bölgelerde tahtacı Türkmenlerinin evet. yaşadığını söylediler. Hatta onu biraz okuyunca, araştırınca da onları bulabildim. İkinci olarak bu şey, Midilli arası zeytin ve tarımla birazcık meşguliyeti olan, üçüncü olarak da acayip bir kooperatifleşme hareketinin olduğu bir yer. Çok örgütlü bir ada. Tabii ada şey olarak da Yunan İç Savaşı'nda çok direngen, hatta İtalyan ve Alman işgaline karşı da çok direnip ama başa çıkamayınca Anadolu'ya kaçan direnişçilerin olduğu bir ada. Kooperatifler çok, dediğim gibi kilise de çok güçlü, kooperatifler de güçlü. Bir şeye gitmiştik, dikkatimi çekti. Baktım her tarafta Yunan Komünist Partisi'nin bayrağı ve belediye yönetiminde onlar varmış. Fakat kiliseyle çok iyi geçiniyorlar. Aynı yerde örgütlü kooperatifler belediye başkanını seçmişler ve o Yunan Komünist Partisi'ne seçilmiş. Fakat kilisede en güçlü binalarıyla orada. Orada da bize tadını unutamadığım kooperatifin ürünü yoğurt. Üzerine şu kadar ceviz, onun üzerine bu kadar da bal ve bir kaşık
Yani otobüsle iniyorsunuz, papazlar bir, gerçekten çok serin çınar ağacının altında pırıl pırıl bir bahçeye giriyorsunuz. Orada hazırlanmış yoğurt, üstüne şu kadar ceviz kırılmış, üstüne de bu kadar bal, bir de kaşık. Şahaneydi. Bir daha gittiğimizde hep beraber inşallah tatmak nasip olur. Bu şimdi Midilli'den, merkezden kuzeydoğudan yukarı çıktığımızda ilk Körfez'deki köy. Şimdi adı aklıma gelmedi. Olivas en kuzeyde. Evet, bakalım. Tamam. Tabii tabii. Şimdi şuradan bakacağım. Şuradan geriye doğru giderek köye bakalım. Haritaya bakalım. Daha ileride mi gelir? Evet. Başlarda olmaz. Resimlere gittik. Yanında giden Kuzey şuradan çıktık. Şey, Termi'den sonra, Termi zaten termal şeylerin olduğu yer. Evet. Şu Morya galiba, burada galiba, şurası olması lazım. Evet. Çıktık hemen bu tarafa. Kuzey de zaten Anadolu bu tarafı. Evet. Şurada olması lazım. Zaten evet, bu yol ağzındaydı. Burası da çok güzel bir liman kenti. Çok güzel. Buraları biraz kıraç ve hayvancılığa müsait dağlık bölgeler. Mesela onun şey dediğine göre mesela deniz için şeye inerlermiş. Skala'ya veya Sığır'ya giderlermiş. Evet. Molla vilayet olmasına rağmen orası biraz ters düşüyor. Yukarılarda evet. Sığır'da evet orası da güzel bir Osmanlı kalesinin camisini falan bulunduğu hatta güzel bir kasaba. Bir şey müzesi de var. Evet, fosil ormanı müzesi. Fosil şeyi ormanı 15 milyon varmış. Yıllık bir çok da o kuzey bölgesinde tek gidilecek yer. İnanın çorak ve Anadolu'nun bitmeyen dağlık arazilerinde geziyorsunuz birdenbire. Ama orada hayvancılıktan başka bir şey olmayacağını varsayıyorsunuz. Sonra birdenbire bir müze çıkıyor önünüze. İnanılmaz. O da bizim gene mübadil kökenli olan jeolog. Orada çalışmışlar. Ve 15 milyon yıllık şeyler, bu fosillerin toplandığı büyük bir müze yapmışlar orada. Yani oraya bir atraksiyon yaratmışlar kendileri turizm açısından diye. İnşallah bir organizasyon yapar, birlikte gideriz Midilli'ye. Toplar açsınlar da gidelim değil mi yani? Evet, evet, seve seve. Zaten en büyük şeyleri biziz yani. Yunanlıların, ziyaretçileri şey eden, turizmleri canlandıran biziz. Şurada Ayasos dedikleri köy inanılmaz güzel. Yani bu kadar iyi korunabilmiş bir köy, yemyeşil. Her bir tarafı güzel, onu söyleyebilirim. Efendim, bir kilise soracaktım. Ha, evet. Dediler ki Medine'ye gidince o kilise mutlaka görülecek. Tam limana çok meşhur, mutlaka gideceksiniz. Çünkü bir özelliği var. Her yerinden içeri kapılıp kenarından falan bilekler atılacak dediler. Sonra rahibeler onu teker teker özenle topluyorlarmış. Acaba hatırlıyor musunuz diyecektim? Filisa'yla pek işim olmadığı için ben daha çok kale içindeki Türk mahallesi ve Türk yerleşmesi, orada gerçekten hem Türk okulu hem Türklerin, Müslümanların yaşadığı bölge, cami ve okul binası, vilayet binası. Şimdi mesela Kuzeydoğu Ege vilayeti ya da eyaleti Yunanistan'ın, Osmanlı'nın Midilli vilayet merkezini kullanıyor. O muhteşem yapılar yapmışlar. Yani son dönemde herhalde Osmanlı Balkanlarda, Rumeli'de, adalarda kalıcı olsun diye çok büyük devlet binaları yaptı. Çok yatırım yaptı, başaramadı. O bölge çok ilginçtir. Orada bir yerel tarih derneği var, bir küçük müze var. Türk okulunun önünde bir meydan var, kale içinde. Oraları bana çok daha ilginç geldi. Yani oraya da gideriz. Gerçi kiliseye de gideriz. Şöyle bir şey var, benim şimdi aklıma geldi. Birkaç kere gitme oldu bizim de Midilli'ye. Bir keresinde aynı bizim Konya'ya hani hacı gibi seferler yapılıyor, gidiliyor. Yunanistan ana karasında Midilli kutsal diğer kabul ediliyor.
bu bahsettiğiniz kilise sanıyorum o çok iyi. Kilise tahminim Midilli'nin Mitili'dedir. Evet. Midilli'nin başkenti olarak görülüyor. Büyük şeyler orada çünkü. Arkamızda bir bayan grubu, yapılar. Kalabalık. Bizim Türkçe konuştuğumuzu görünce nereden geldiniz? Başladılar Türkçe sormaya. İşte biz Aydın'dan geldik falan, grup halinde burada kalacağız. Biz de işte Anakara'dan bu kiliseleri gezmeye geldik, dua edeceğiz falan dediler. Ondan sonra otelin içine girdik ama onların yaşam şeyleri öyle ya. Hep kadınlar grubu etrafımızı bir sardı. Ben de biraz böyle konuşmaya başlayınca. Ama çok iyi. Başladılar Konyalım çalıp oynamaya. Yani aslında orada ibadet için o kiliseye çok geliyorlar. Yani. Sizin dediğiniz o büyük kilise özel sanırım. Özel bir bina zaten, farklı bir bina. Yani insan da görmek istiyor. Ama benim bahsettiğim yer bir kilise de öyle. Orada da mesela o ekleyen bir yazı bırakıyorsun. Efendim, bir saat güzel bir saatti. Necat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisini alkışlıyoruz. Bu kitabı yazdı. Ailesini bize anlattı. Buraya kadar teşrif etti. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi serbest sohbet bahçede ikramlar eşliğinde devam edecek. Buyurun efendim. Bu arkadaşlarımız hazırlamışlar. Kitabı mı diyor? Kitabı Ahmet Bey derneğimize veriyormuş gibi bir boş. Peki. Ayakta mı? Hüseyin Bey, tabii. Şeyleri bırakmayalım. Dernek başkanımızla efendim, Necat Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ beni dinlediğiniz için ben de çok memnun oldum. Şöyle tutayım. Evet. Tamam, Hüseyin Bey. Bu da bugün anısı olsun. Zaten ben de çekeceğim. Tamam. Buyurun arkadaşlar. Bahçede çay kahve ikramımız var. Bir şeyler içelim, sohbetimizi sürdürelim. Çok sağ olun. Evet, toplantımızı, kaydımızı kesiyoruz. Bundan sonraki bölüm bahçemizde ikramlarla serbest sohbet olarak devam edecek. Katılanlara çok teşekkürler.